Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Tesla Model X'imiz var arkadaşlar. Yasin Çalım'a ait bir araç modu. 1.44'te paylaşmıştı bunu ama ben 1.45 beta'da sorunsuz bir şekilde çalıştırdım. Yani herhangi bir hata vermedi. Yani 1.45'te demek ki çalışıyor. Bir problem yok. Videonun yorumlarını sabitlenmiş bir şekilde aracın indirme linkini bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yasin Çalım'da ellerine kollarına sağlık. Böyle sessiz sessiz bir ortamdayız, duyduğunuz gibi sıfır ses abi. Araç zaten elektrikli olduğu için ses yok tabii ki oyunda da. Sadece yol interior sesini duyacağız. Onun dışında çevredeki çevre sesleri, araç sesini duyacağız. Başka aracın bir sesi yok. Tesla Model X İstanbul'da abi. İstanbul'a getirdik aracı. Oyuncuyuz bizim. Türkiye haritasındayız. İstanbul'dan aynı şekilde harita modda video açıklamasını yine videonun yorumlarına sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Tüm kullandığım modları bulabilirsiniz. İstanbul'dayız. Şöyle bir İstanbul'dan çıkış yapacağız. Şöyle köprüden geçip birazcık böyle düz yol özellikle seçmeye çalıştım ama tabii ne kadar düz, çok da bir düz yol bulamadım daha doğrusu. O yüzden şöyle İstanbul'dan başlayıp şöyle bir rota çizdim. Artık kafamıza göre gideriz diye düşündüm. Şöyle bir aracı da göstereyim sizlere. Kapıları bu arada cam açma, kapama tuşlarıyla. Şöyle bir kontağı açalım. Mesela cam. Kontak açamadık mı? Sağ cam, sol cam, kapama, açma tuşlarıyla kapıları açıp kapatabiliyoruz, bilginiz olsun. Şöyle. Hem camlar açılıyor hem de kapılar bu şekilde açılabiliyor. Evet, aracımızın içi de bu şekilde tabii ki. Ekranımız vesairemiz mevcut. Ama tabii navigasyon olaymış, iyiymiş. Yani navigasyona döndüremiyorum bunu. Yani öyle bir şey yapmamış. Navigasyon olaymış, iyiymiş. Şu üsttekini açmak zorunda kalmazdık en azından. Şimdi aracı bir çalıştıralım bakalım. Çalıştı herhalde be Allah, bilmiyorum. Dur bakayım. Aynen çalışmış. Sıkıntı yok. Haydi bakalım çıkalım. Araç elektrikli zaten. Modifikasyonu yok aracın. Direkt alıp sadece rengini değiştirip kullanabiliyorsunuz aracı. Evet, çevre sesleri sadece, başka da ses yok. Ve trafik sesleri. Bakalım köprüde gazlayabiliriz herhalde diye düşünüyorum. Evet. Çok fena hızlanıyor bir anda. Bu tarz araçların kontrolü çok zor olur. Hadi bakalım hayırlısı. Başımıza bir şey gelmez inşallah. Yani parmak ucuyla gaza basıyorum şu anda, 130'a falan gidiyoruz. Parmak ucuyla basıyorum yani. Gişeler. Hop, şuradan geçeyim bari. Ne oldu, bir dondu oyun. Şu an kökledim gazı, dur bakalım. Vallahi çift el tutuyorum direksiyonu. Çok sıkıntılı. Bak 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 bak, nasıl sağa sola atıyor direkt kendini zaten. Böyle birazcık sakin. Sakin diyelim biraz. Virajda uçmayalım. Köprüde iyi bir gazlarız. Evet, köprünün ayakları gözüküyor zaten.
Evet, şimdiden başlayalım biz gazlamaya. Evet, 215'e kadar falan bir seri geliyor. Ondan sonra 214'te kaldık mesela şu an. Köprünün renkleri de değişiyor sürekli. Yani 214 abi. 215 bilmiyorum. Gördüm de 213, 214 maksimum gördüm. Daha fazlasını görmedim şu anda. Lan kök gaz gidiyoruz. Yani daha fazlası yok. Maalesef bu kadar. Vallahi tek el kullanılacak gibi değil ha. Çok sakat bir iş yaptık. Ve çarptık. Freni kökledim ama tutmadı. O hızlı artık. Direksiyon bir anda sağa sola atıyor kendini. O yüzden de kontrolü biraz zorlaşıyor. Kökledim yine. Devam ki. Şurada da bir düzlük var. Yok, ileride viraj varmış. Zaten bu kadar abi. 214, 215'i gördüm. O da biraz şöyle rampa aşağıda. Öyle gördüm yani. Ben daha hızlı bekliyordum aracı. Ben gişeler araçları sığdıramıyorum, o yüzden şöyle bir yavaşlayarak geçiyorum oradan. Kameraya çıkalım biraz. Evet, dönmüyor. Navigasyondan yolu göremiyoruz ki. Bir de böyle kameramız var. Ama böyle yolu görmek çok zor oluyor. Aynadan dolayı yolu görmüyor. Evet, araç varmış mesela. Öyle çok zor oluyor ya. Gişeden son sürat geçebilir miyiz? Hadi bakalım. Allah oğlum, gişe niye kapalı? Geçiş ücreti de ödendi ha. 1500 TL mi? 1500 TL geçiş ücreti ne oğlum?
Ve açılmadı bir de üstüne. Ya oğlum, orası nasıl kapalı ya? Vay arkadaş, ulan bir son gaz geçelim dedik. Oldu mu bu şimdi bize? Yakıştı mı? Hiç oldu mu? Şuradan dönüş varmış. Hadi görüşürüz. Şuradan akalım. Lan dön. Dön artık. Dönmüyor. Dönmüyor. Ulan son gaz gireyim dedim de yok. Dönmüyor. Kaymaya başlıyor. Takla atmıyor ama kaymaya başlıyor. Ve direksiyon çok şey yapıyor bak. Baksana bir anda kendini atıveriyor sağa sola. Dengeyi tutmak çok zor. Mazotunuz bitmek üzere. Elektrik akü bitiyor, akü. Gerçekçi yakıt tüketimi açık. Ondan oldu bu. Aa, ileride benzinlik var. Şansa bak. Nereden? Buradan. Hızlı şarj istasyonu var mı? Hemen şurada bir şarj edelim. Tutara bak, tutara. 7000 lira tuttu. 317 litre. Yalnız litre. Yakıtı litre olarak alıyoruz şeyi, elektriği. Aa, bu arada işaretlediğimiz yere gelebilmişiz ha. Allah. Al gırdın gırdın. Şurada servise işaret atmışım. Oraya girelim, orada bitirelim. Evet, yanlış girdik. Hoppa. Şuradan döneriz ya. Hop. Çok yüksekmiş lan burası. Aa, geç mi? Geçemedim. Şöyle bir Allah. Oğlum bir anda hızlanıyor. Böyle önce geçtik. Allah, lan ne oldu? Harita gitti. Harita gitti, geri geldi mi? Evet abi, Tesla Model X. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sıfır ses valla. Şöyle kapılarımızı açalım. Evet arkadaşlar, videonun yorumlarını sabitlenmiş bir şekilde tüm modlarımızı bulabilirsiniz. Araç modu olsun, harita modu olsun, diğer kullandığım üstteki mini navigasyon modu olsun. Her modu videonun yorumlarında sabitlenmiş bir şekilde linkini bulabilirsiniz. Tekrardan Yasin'in ellerine kollarına sağlık, Yasin Çalım'ın.
güzel bir Tesla çıkartmış piyasaya. İnşallah daha sonraki yeni modellerini falan da getirir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.